sürdürüyoruz. Isparta'da annesinin babasının yanında, annesi de babası da birbirini suçluyor. Kaybolan Şükür'ün cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi Isparta'da Hızır'ın kız kardeşi Filiz bizi bekliyor. Yanında da muhabirimiz Yasemin var. Birazdan Filiz'le konuşacağız. Mesai arkadaşı Fatma'nın. Önce benim sorularımı yanıtlayacakmış. Arkasından da Filiz'in sana söyleyecekleri var. Şimdi birazdan Büşra'ya da gideceğiz. Büşra da babaanne Türkan'la konuştu. Acayip bir şey söylemiş babaanne Türkan. Onu da ekranlara getireceğim. Yani gerçekten çok öfkeliyim ben. Yani ben bile öfkeliyim. İnsan kendi torunu için o sözleri söylememeli yani. Hatta o hazırsa Pınar'cığım onu Instagram'a koyabilir misiniz? Önce ben bazı soruları soracağım çünkü Fatma'ya. O sırada babaanne Türkan'ın söylediklerini siz Instagram'dan izleyin. Birazdan da ekranlarda Fatma'da bizler de duyacağız. Şimdi Hızır'ın kız kardeşi Filiz Hanım'la konuşacağız ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu kızının cinayetini hep Mustafa şunu söylüyor. Herkesi, babasını da annesini de herkesi bu olayın dışında tutmaya çalışıyorsunuz. Bunu sen de yapıyorsun. Ama önce senin babanı da çağırayım. Baban da bu olayın içinde. Baban Ahmet Bey de gelsin lütfen. Ahmet Bey de davet edelim. Ahmet Bey gelir misin? Neden baban bu işin içinde diyorum. Baban da 5 yıldır bu olayı biliyor. Her ne kadar hatırlamıyorsa, kabul etmiyorsa da biliyor değil mi? Biliyor yani. Ki birbirimizi kandırmayalım yani. Ahmet Bey lütfen otur. Fatma'nın babası. Şimdi bu işin içinde olabilecek İki kişi daha var. Mehmet ve Meryem. Baştan beri biliyorlardı. Ben nasıl bir baştan beri biliyorsam. Birbirimizi kandırmayalım. Aynı. Baştan beri biliyorlardı değil mi? Aynen. Baştan beri bildikleri halde. Şimdi sizin yani senin tabii şeyin amcanın kızı. Mehmet de onun kocası. Ama bir ara küsüyorsunuz. Çünkü senin yani köyde yaşananlardan dolayı, annene yaptıklarından dolayı. Tamam Yok, mı? Ben onunla evet küstük. Kavga yaptığımız için bir ara küsmüştük. Ama sonra tekrar samimi olmaya başlıyorsunuz. Aynen. Şükür ölmeden ne kadar süre önce samimi olmaya başlıyorsunuz? 2010'da samimi olduk. Neden samimi olduk? O annemin yüzünden samimi olduk. Anneme baktıkları için. Ha, 2010'da sen affettin. Evet. Orada köyde yaşananı affettin. Evet. Arkasından Meryem'le, kuzenin Meryem'le tekrar bir araya gelmeye başladınız. Çünkü yani, senin ölmek üzere mesela. Olan annene baktığı için sen onu affettin. Aynen. Ama daha öncesinde annene yaptıklarından dolayı sen ona çok kızgındın. Aynen. Sonra ölmek üzere olan annene bir anlamda bakıp günah çıkardığı için aslında Meryem, bunun ne olduğunu sen de biliyorsun. Aynen. Ben de biliyorum. Annene yaptıklarından dolayı günah çıkardığı için Aynen. bir anlamda böyle kendini affettirmeye çalıştığı için daha doğrusu. Bunu bilmiyorum dedim ama affettirmek için sanat. Bence öyle. Ben sana açık bir ne söyleyeyim. Elimizde yani. Bir görüntü var. Elimizde bir görüntü var. Mehmet'le senin ve Meryem'in üçünüz arabada gidiyorsunuz. Kamyonun içindesiniz. Yılda 2015 sevgili izleyiciler. Yani Şükür kaybolduktan bir yıl sonra. Instagram hemen koyar mısınız o görüntüyü? Şükür kaybolduktan bir yıl sonra. Orada sen de kızın nasıl kaybolduğunu biliyorsun. Şey de biliyor, Meryem de biliyor, Mehmet de biliyor. Hani Mustafa dediydi ya hani hasta... Selma diye bir kız vardı. Ona ziyarete gidiyorduk hastaya. Bilmiyorum. Görüntüler 2015 yılında. Geldi. 2015 Aa. Yılında kamyonun içindesiniz. Amcamın kızı hastaydı. Şeydi. Kanseriydi. Tamam. Ona kamyonun gittik. İçindesiniz. Şükür. Aynen. Şükür kaybolduktan bir yıl sonra çekilen görüntü. Aynen. Gelsin ekranlara lütfen. Vardır çünkü. Onlar çekiyor. Anne nereye Thank you.
bir sene sonra Eylül 2015 yılındaki bir görüntü. Aynen. Kamyonun arkasındasınız. Mehmet orada, çocuklar orada, sen oradasın. Meryem. Çeken Meryem. Kamyonu kim kullanıyor? Mustafa. Mustafa kamyonu kullanıyor. Hepiniz berabersiniz. İş yerinden almıştı çünkü, hatırladım. Biliyorum. Bir yıl sonra nereye gidiyorsunuz? İşte amca kızım hastaydı ya, onun yanına ziyarete gidiyoruz. Yani yediğiniz işiniz ayrı gitmiyor. Aynen. Hiç, bayağı bir samimisiniz. Çok samimilik değil de bana, ben söylüyorum. Bu kadar çok samimi olduğunuz biri, hadi diyelim başkalarına söyleyemedin ama boynuna sarılıyorsun. Meryem'e söylüyorsun. Meryem kızın o sırada hamile olduğunu biliyor. Onu da paylaşmış sende. Hepsini söylemiştim. Yani hepiniz böyle sanki kız yaşamamış gibi. Hayat normal. Yok, yaşamış mıydı? Ben bir yerde yaşıyor diye ben dedim. Değilse bu aile olduğunu bileydim, çoktan çıkardı. Kesinlikle ya, özür dilerim ama Fatmacığım. Bir yerde yani burası, yaşayan... Ya ben yaşadığına inanıyordum. Hayır. Tamam canım benim. Bir, bak hadi diyelim ki yaşadığına inanıyorsun. Ya sen bir annesin ya. Kızının hamile oldu, şüphe biri almış götürmüş ya. Bir yıl geçmiş ya. Sen uzayda yaşamıyorsun. Yani uzaydı, Avrupa'daki kesin. Bir anne de aynı şey, benim sorduğum soruya yanıtın aynı şey olur. Amerika'daki bir anne de, kabilede, Afrika'daki kabiledeki bir anne de senin yaptığın davranışı göstermez. Aynen. Senin gibi davranmaz mı? Fatma, bak sen bilmiyorum, ne yapıyorsun? Ben neydim bilmiyorum. Ne yapar biliyor musun? Gider o kızı bulur bulur. Bak Afrika'da bir kabilede başka biri alsa gider bulur yani. Olamaz. Bulur gider soruşturur. Olamaz dedim ama. Ya Fatma bak, burada hepiniz, dördünüz, sen, Mustafa, Meryem, Mehmet, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Aynen. Ben kaç tane inandım hiç. Yani bir Mustafa'dan hariç sanki kimse bilmiyor. Sanki şükürün ortadan kaybolması bir yere Mustafa'dan hariç kimse bilmiyor dedim hanım. Mustafa'dan hariç kimse bilmiyor. Ya kızın kaybolması sanki işinize gelmiş gibi davranıyorsunuz. Yok, ben ya. İşime bile gelmedi. Benim içim yanıyordu. Ben içimde, beynimde bitiriyordum yani, şey diyordum. Peki Meryem sizi ya da Mehmet sizi gel karakola gidin. Bilmem ne yapın. Niye demiyor? Dediler dedim hanım. Biz gitmedik. Mustafa bir yalanla uydurdu yani. Sen evden kaçınca ama bu Meryem'le Mehmet seni gidip jandarmaya şikayet edip bu kızının kaybında dolayı sorumlu olabilir, kızının başına bir şey getirmiş olabilir demesini biliyorlar. 10 yıl sonra i̇şte. Diyen bu karı koca niye o zaman demiyor? İşte. Acaba Mustafa'yla biri olduydu o zamanlar Meryem. Mehmet'in haberi yoktur ondan. Acaba onlar hakkında bir şeyleri açıklamanızdan mı korkuyorlar? Ya içinde oldukları için yani. Yani baştan beri bildiği için belki saklayabilir. Yani o da haberi var ya. Yani şu anda Meryem'le, bak ben açık ve net bir şey söyleyeyim, bir iddiayı söyleyeyim. Meryem'le Mustafa ile ikiniz zaten bu işin içindesiniz ama neresindesiniz bilmiyorum. Sen bir şekilde sustuğun için işin içindesin. Mustafa aynen. İşin içinde olabilir. Ama Meryem'le kocası Mehmet de bu işin bir yerlerinde. Yok tamam, zannetmiyorum. Hatta kızın kaybolması onların işine gelmiş. Ama neden? İşte bu sorunun yanıtını bulamıyoruz. Neden? Yok tamam, o zamanlar gelmiyorlardı. O zamanlar bayramdan bayrama geliyorlardı. Ya ne bayram, şu düğün görüntü hazırlasanıza ya. Ne bayramdan bayrama yok, gelmiyorlar tamam, ya. Çocuğumun kaybolduğunda onlar yoğdu. Yani ya, özür düğünden dilerim sonra ama, gittiler. Fatmacığım kusura bakma da. Bak bir şey söyleyeceğim. Samimi olarak söylüyorum. Bunu sunucu Didem olarak söylemiyorum. Moderatör Didem Arslan Yılmaz olarak söylemiyorum. Tamam mı? Biliyorum. Tamam, senin ablan, senden büyüğüm çünkü. Ablan evet. Didem olarak söylüyorum. Tamam tatlım benim. Birbirimizi kandırmayalım. Ya düğün hazırlıyor musunuz düğün görüntülerini? Düğün görüntülerinde ya bayramdan bayrama görüştüğüm bir kişiyle, tamam mı? Senin kuzeninde, kocanın göz göze olan. Her zamandan geliyorlardı dedim hanım yani. Her zaman yanımızdalardı. Yani. Ya şu görüntüler Allah aşkına. Biliyorum dedim hanım ama herkes anında. Kime ya, sorarsanız bu sor. Görüntüler ne ya, bunlar bu nedir ya? Yok dedim hanım orada yani. Göz göze bir göz yani, sanki sen bak akrabalarım, sen de oradasın. Akrabalarımın hepsi oradaydı. Öyle bak, sen buradasın. O böyle Mehmet gözüne bakarak sürekli oynuyor. Sürekli şu hareketler. Yok hepimiz anında. Gözünü... Çünkü hepimiz anında dedim hanım. Hepimiz anında çünkü ben akrabalarımla konuştum, hepimiz anında. Öyle yani, ben hissetmesem yani karşıdakiler hissederdi. İşte hissetmişler ve bizi arayanlar var. Ekranlara gelsin lütfen. O yüzden bir daha yayınlıyoruz. Buyurun. Yeah.
görmediğini o düğünde görenler olmuş. Haber merkezimizi, daha doğrusu istihbarat servisimizi aradılar. Ve biz bu ilişkiyi zaten duymuştuk diyorlar. Böyle iddiada bulunuyorlar. Bir tek sen farkında değil misin? Ben duymadım. Yani bu düğünde de fark etmişler. Çarıksaraylarda da fark etmişler. Sizin akrabalarınız da fark etmiş. Yani Mustafa ile Meryem'in arasındaki yakınlaşmayı sen dışında, senin ifadene göre konuşuyorum. Sen fark etmediğini söylüyorsun. Herkes fark etmiş. Nerede gördün?